Evet, bu bütçede mahsulünü toprakta yakan çiftçi yok. Torunlarına şeker bile alamayan emekli yok. İşsizler yok, gençler yok, kadınlar yok. Kadınlar yok, kadınlar, kadınlar yok. Erzurum'da doğal gaz parası olmadığı için, Erzurum'da, duydun mu Erzurum diye bir kent, Türkiye'de Erzurum var. Tezek yakan vatandaşın bütçesi yok. Aldığı burslarla geçinemeyip, inşaatta çalışmak zorunda kalıp hayatını kaybeden öğrencinin bütçesi yok bu bütçede. Atanamayan sağlıkçılar yok. Bu bütçede bir küsür milyon havale edebilen öğretmenin bütçesi var. Ama emekli olduğu halde taksicilik yapmak zorunda kalan öğretmenin bütçesi yok. Ekmeğinin gramajı azalan, çocuğuna ayakkabı bile alamayan işçinin bütçesi yok bu bütçede. 50 kuruş yemekhane zammı belini büken öğrenci yok bu bütçede. Kim var biliyor musunuz? 5 milyon euroyu yuvarlayabilen ve vergi borcu silinen, zenginken daha çok zengin olabilen iş adamları var bu bütçede. Ben halkımın seçtiği bu yüce milletin milletvekiliyim ve milletin hiçbir yararı olmayan, milletin hiçbir kesimini içinde barındırmayan bu bütçeyi iktidara aynen iade ediyorum ve biz artık milli bir bütçeyi hak ediyoruz. Oradan konuşacağınıza kalkacaksınız. Neresinde işçi var? Neresinde emekçi var? Neresinde öğrenci var? Neresinde öğretmen var? Sizin yaptığınız ayıp. Sayın Yedekçi, bu ülkeyi sömürüyorsunuz. Lütfen sizin yaptığınız ayıptır. Biz bu ülke için gerekirse canımızı veririz. Sizin gibi lafta konuşmayız. Sayın Yedekçi, Sayın Yedekçi, ben rica ediyorum, siz toplayabilir misiniz? Sayın Yedekçi, lütfen rica ediyorum. CHP zihniyeti öyle bırakıp giderler diye. Arkadaşlar bir dakika. Sayın Başkan, bu tarz sadece Yeşilçam tarzı şovlara cevap vermeyeceğim. Ancak şu çöplük haline getirdiği kürsüyü kabahat arkadaşın izleme toplamaması lazım. Kendisi topla Sayın Başkan. Almayın oradan. Sayın Özkoç. Sayın Özkoç, ben sizden rica ediyorum. Sonuçta bir milletvekili konuşma yaptı, hitap etti. Ancak elindeki kağıtları yere attı. Dolayısıyla Kavas arkadaşların bunları toplamasından ziyade Sayın Yedekçi'nin toplaması çok daha şık olacaktır. Çok daha şık olacaktır. Buyurunuz. Bir saniye Sayın Turan. Sayın Özkoç, Sayın Yedekçi bir saniye. Buyurun. Kayıtlara geçtim diye. Evet. Sayın Özkoç, sizi dinliyorum. Kayıtlara geçtim diye söylüyorum. Emekçiye saygısı olmayan, işçiye saygısı olmayan, öğretmene saygısı olmayan, insanlara saygısı olmayan bir bütçe yapanların Kavas arkadaşların hakkını ve hukukunu koruyormuş gibi tepki göstermelerini hiç doğru bulmuyorum. Burada bizim açıkladığımız konularla ilgili belge diye bağıran Sayın Grup Başkan Vekiline, Grup Başkan Vekilimiz belgeyi götürdüğünde kürsüden yırtıp atmıştır. Benim konuşmamı. Ben kürsüden konuşurken arkadaşlar konuşmam esnasında konuşmamın mahiyetini dahi kavramadan bana saldırmışlar. Daha sonra kendi arkadaşımız kendisi yırtmasına rağmen benim konuşmamı AKP'li milletvekilleri yırtarak kürsüye ve etrafına atmışlardı. Şimdi kalkıp da sanki burada çok düşünüyorlarmış gibi numara yapmalarını, biz zaten ne olduklarını, Sayın ne yaptıklarını Özkoç, biliyoruz. Bunu anlamıyorum. Anlıyorum ama Sayın Meclis Başkanım, size saygımız ve yönetiminize, anlayışınıza karşı saygımız gereği biz bunun gereğini yaparız. Teşekkür ederim. Onlara olan Sayın saygımızdan Özkoç değildir bu. Teşekkür ederim. Sayın Özkoç. Sayın milletvekilleri, Kavas arkadaşlarımızın hakkını korumak hepimizin boynunun borcu. Buyurun. Sayın Başkanım, buyurun. AKP her zaman olduğu gibi şov yapıyor. Çevreyi kirlettiler. İnsanlar nefes alamıyor. Zonguldak'ta insanlar kanser oldu. Türkiye'nin her yerinde insanlar kanser. Önce gitsinler parti
için teşekkür ediyoruz. Kavasların hakkını hep birlikte koruyacağız. Sayın Özkoç, buyurun.